Herkese selamlar. Bugün biyo mühendislik bölümü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, hangi potansiyelleri vaat ediyor? Bunları hep birlikte soru cevaplarla birlikte yanıtlı olacağız. Şimdi bu kapsamda ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden biyo tercih etmelisiniz? Arkadaşlar biyo şu anda hakikaten pek çok artısıyla ön plana çıkan bir bölüm. Ama tabi burada bazı eksiler de yok değil. Kişiye bağlı olarak. Artıdan başlayalım. Şu anda biyo teknoloji ve sağlık endüstrisini bir araya getiren en önemli paydaşlardan bir tanesi. Ve burada aslında şunu da belirtmek gerekiyor. Geleceğin dünyasında meslekler çok daha hızlı değişecek. Yani şu anda size verilen bir kimlik varsa, bir ünvan varsa bu en fazla 5 sene içinde değişecek. Dolayısıyla okuduğumuz bölümün ne olursa olsun bize bir ünvan değil, bir meslek grubu değil, bize yetkinlik vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim aynı belki kategoride de olsa sürekli değişebileceğimiz başka işlere adapte olmamızı sağlayacak yetkinlikler, yetenekler vermesi gerekiyor bir bölümün. Ve işte biyomühendislik aslında bunu sağlıyor büyük oranda. Yani biyomühendislik size net bir meslek vermez. Evet bir biyomühendisin dersiniz belki ama bu biraz daha soyut kalır, havada kalır. Dünyanın her tarafında böyle. Sizin bu bölüm içerisinde zamanla bazı yetkinlikleri ön plana çıkartıp kendinizi bazı alanlarda farklılaştırmanız gerekiyor. Şimdi bu güzel bir nokta, bir avantaj bence ama sıkıntı şurada arkadaşlar. Eğer sizin böyle içsel motivasyonunuz yüksek değilse zaman içerisinde nereye ait olduğunu hissedip oradan ilerleyecek bir içsel motivasyonunuz yoksa biyomühendislik size pek çok açıdan bir soru ve sorun yaratabilir. Ne gibi bir sorun? Bu şu anlama geliyor. Mezun olduktan sonra firmalara ya da işte bir takım diğer kuruluşlara kendi içinizde, kendi çalışmalarınızda nerede farklı olduğunuzu yanıtlayamazsınız. Ve yanıtlayamadığınız için de bunun pazarlamasını yapmanız mümkün olmaz. Şu anda bir şirkete girmenin ya da başka herhangi bir kulvarda fark yaratmanın, kariyer inşa en kritik yolu bilginizi insanlara pazarlayabilmektir arkadaşlar. Yani o şeyi siz belki Türkiye'de ya da dünyada en iyi bilen olmak zorunda değilsiniz. Ki böyle bir şey mümkün değil. Ama o işi en iyi pazarlayanlardan biri olabilirsiniz. İşte biyomühendislik bu açıdan artı ve eksileri dolu bir bölüm. Yani sizin karakteristik özelliğinize, sizin beklentilerinize göre çok değişken gösterebilir bu bölümün potansiyeli. Peki neden bu üniversitede okumak gerekebilir? Neden bunu istiyorsunuz? Tabi burada önümüzde iki tane gerekçe var. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur. Üniversitenin bulunduğu şehirdesinizdir. Ve Orada kalmak için tercih edebilirsiniz. Belki puanınız biraz daha yüksek olsa bile. Ya da ve veya başka bir şehirde olmanıza rağmen puanınız, başarı sıranız buraya uygundur, buraya yetiyordur. Ve bu sebeple tercih edebilirsiniz. Bence ikisi için de bu üniversite iyi bir tercih olabilir. Ve sizin bir tık daha yukarı çıkmanızda mesleki gelişiminizde iyi bir rol, değerli bir rol bence oynayabilir. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence arkadaşlar en büyük artısı akademik kadrosu. Pek çok üniversitede olduğu gibi. Çünkü bu grup hakikaten bu akademik kadro sizi var olan bir mühendislik bilgisiyle iyi bir zemine taşıyabilir. Ha tabii bunun sonrası tamamen size kalmış. Yine bunu sürekli vurgulamak gerekiyor. Çünkü diğer türlü biraz umut tacirliğine girmek istemiyorum açıkçası. Yani evet bu bölüm gerçekten çok prestijli ve dünya üzerinde karizmatik bir havası var. Ama işte bu karizmatik havaların ardında da o konuda aslında pek çok kişinin o karizmatik mesleklere sahip olmaması gibi durumlar da var. Üniversite burada bir yere kadar öyle oynuyor. Akademik kadro sizi bir yere kadar hazırlar. Ama burada tamamen gerisi size kalıyor. Eksisi ne var? Bence açıkçası bu üniversite üzerinde çok bir eksi ben bulamadım. Ve eğer sizin duyduğunuz varsa, gördüğünüz, deneyimlediğiniz varsa yorum olarak iletebilirsiniz elbette. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? burada karşınıza çıkan tabii ki bazı geleneksel iş kolları var. İşte derler ki mesela hastanede çalışabilirsin, laboratuvarlarda çalışabilirsiniz. İşte ilaç şirketleri zaten var. Ya da işte bunun akabinde böyle arge merkezleri vesaire olabilir. Sağlık tarafında iş yapan. Pek çok yere bunu iliştirebiliriz. Ama bizim kariyer yap arkadaşlar hep böyle farklı işlere kafa yormak gibi bir beklentimiz var. Böyle bir isteğimiz var. Bizim motivasyonumuz bu. Bu kapsamda da size şunu önerebiliriz. Eğer biyomühendisliğin bazı böyle fütüristik alanlarını kendinize odaklarsanız mesela CRISPR bunların bir tanesi ya da tasarlanmış bebekler bunlardan bir tanesi. Şimdi bunlar size iş imkanı getirmez. Bunu dürüstçe söylemem gerekiyor. Yani CRISPR ile ilgilenmek iyidir. Entelektüel bir bilgi katar ama Türkiye'deki bir özel sektöre girmenizi sağlamaz. Ama biz şunu diyoruz. Eğer bu konularda gerçekten iyi bir içerik üretimi sağlarsanız kendinizi yurt dışına çıkartma imkanınız hayli yüksek. Çünkü bu konularda arkadaşlar yani insanların bir takım böyle bilgiye insanlara ihtiyaç var. Ben bilgi biraz evet ettim biraz abarttım ama yani bazı konularda fütüristik konularda bilim dünyası olsun iş dünyası olsun pazarlama dünyası olsun o konularla ilgili söz söyleyecek ama bunu çok böyle teoriye boğmadan biraz daha popüler bilim şeklinde anlayacak insanlara ihtiyaç var. Ve işte sizler bunu pek çok alanda yapabilirsiniz biyomühendislikte. Bence yani biyomühendisliğin en büyük artısı hikaye anlatıcılığı yeteneğiniz gelişirkense ya da bunu geliştirirseniz bu noktayı hakikaten pek çok şirkete, pek çok kurma biyomühendisliğin trendlerini anlatabilirsiniz. Tasarlanmış bebekler gibi, CRISPR gibi ya da diğer işte DNA odaklı imza gibi mesela DNA sekne şu an hakikaten pek çok noktada konuşulan bir konu gizlilik tarafında. Mesela bu konularla ilgili özellikle daha böyle farklı disiplinlerden insanlarla bir araya gelerek bambaşka işlere imza atabilirsiniz. Dolayısıyla burada geleneksel bir anlayışla değil de Biraz daha global, biraz daha ben kendimi yurt dışına nasıl ön plana çıkartabilirim, bunun için sosyal medyayı nasıl kullanabilirim, biraz bunlara kafa yormakta bence fayda var. Bu noktada bir diğer sorumuz staj olanakları neler? Şimdi zorunlu staj kısmı var bu cepte ama maalesef gerek biyomühendislik olsun arkadaşlar gerek diğer bölümler olsun. Şu anda zorunlu staj bir öğrencinin gelişimi için mümkün değil, yeterli olamaz. Yani dolayısıyla bizim burada gönüllü stajları mümkün olduğunca ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bunu sadece mesleki gelişim olarak söylemiyorum. Kişisel bir gelişim olarak da önemli. Yani bugün pek çok mecrada yer almalısınız ki üniversite hayatınız boyunca nereye gelmek istediğinizi, kendi yetkinliklerinizi nasıl pazarlayabileceğinizi ve diğer boyutları daha iyi öğrenebilin. Bunun için biz genellikle şunu tavsiye ediyoruz. Üniversite başından itibaren arkadaşlar bambaşka alanlarda işlere yapmaya çalışın. Gönüllü olabilir, ufak ücretler olabilir, hiç fark etmez. Mesela bir STK'da görev alın. Bir mesela sosyal girişimcilik mecrasında yer alın. Şu anda pek çok holding, pek çok kurum sosyal girişimlere para yatırmanın derdinde, mesela para aktarmanın derdinde. Çünkü birincisi bu bir pazarlama aracı olarak çok ciddi bir öneme sahip şu anda. Öte yandan şirketler sosyal sorumluluğu, işte sosyal girişimciliği kendileri geliştiremiyorlar. Bu konuda bir inovasyona ihtiyaçları var. Ve bunu bu şekilde bir satın almayla ya da ortaklıkla gideriyorlar. Dolayısıyla o tarafta giderek mesela bir büyüme mevcut. Hem Türkiye'de hem dünyadaki diğer holdingler değişti aslında. Dolayısıyla şu anda böyle bir mesela kanalı görmek, böyle bir sosyal girişimi görmek size inanılmaz bir noktaya getirecektir. Ufuk anlamında, fikir anlamında, bilgi bir paylaşma anlamında. Bunun akabinde mesela STK yine çok değerliydi. Mesela bir ajansa girin arkadaşlar mümkünse. Dijital ajansa. Çünkü şu anda pek çok meslek artık influencerlaşıyor. Danışmanlaşıyor. Ya bugün artık mesela özellikle bu eğlence dünyasında başladı ama giderek daha fazla sektörde olacak. Artık şirketler ben bir kariyer portalına bir iş ilan çıkayım diye bakmıyor. Sosyal medyada o konuda içerik paylaşan ve belli bir kitleye ulaşmış insanlara bakıyor işe almak için. Özellikle bugün bir öğrenci ise mesela 5 bin takipçisi varsa şirket diyor ki ya bu gerçekten güzel paylaşımları var ama bunu yanlış anlaşılmasın. Yani sadece böyle güzellik paylaşımları vesaire yapan işte Reels video çeken ya da işte sadece işte futbol gibi işte belli konuları konuşan insanlar olarak söylemiyorum. Gerçekten o konuda gelişmeleri anlatan, kendince birkaç cümleyle yorumlayan vesaire insanlardan bahsediyorum. Daha sektörel ilerlemiş. Şirketler mümkün olduğunca bu insanları almaya çalışıyor bünyesine. Twitter'dan, Instagram'dan mesela TikTok çok kullanılmıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Şirketlerin işe alımı konusunda. Ama burası da başlayacak yavaş yavaş. Bu tarz mecralarda içerik üreten insanları mesela ajanslar kapıyor artık iyice. Mikro ya da makro influencer fark etmiyor. Mesela bir ajansta görev alarak bunları gözlemleyebilirsiniz. Burada işin iki ayağı var. Ya siz de böyle bir influencer olabilirsiniz. Oradan yaptığınız gözlemler eşliğinde ya da kendi bölümünüzle ilgili ya da başka bölümlerdeki yeni yeteneklerin keşfedilmesini de sağlayabilirsiniz. Buna da ihtiyaç var mesela. İşte bunları görmek için arkadaşlar sizin bizzat oradaki sahayı görmeniz gerekiyor. Bunun akabinde yine başka staj imkanları da var. Yani burada demek istediğim şu. Sadece biyomeganistlikle ilgili değil başka alanlardaki imkanları da kolamaya, kolamaya çalışın. Ha şunu diyeceksiniz benim çalıştığım yerde ya da işte okuduğum yerde vesaire çok mümkün değil. Çok yakın değilim işte şudur budur pek çok şey sayılabilir. Ve gerçekten anlıyorum. Yani pandemi öncesinde bu zorluklar çok daha fazlaydı. Ama arkadaşlar son birkaç yıldır belki siz de görüyorsunuzdur. Artık online çalışmak, uzaktan çalışmak o kadar popüler hale geldi ki şirketler için sizin oraya fiziki gitmeniz çok da şart değil. Ama onları gerçekten ikna eden, sizin onlar için bir değer olabileceğinize inandıran açıklamalarda bulunmanız gerekiyor. Bu ne olabilir? İşte bu tarz videolardan aldığınız bilgi birikim olabilir. Bunları pazarlamak olabilir. Ya da başka şekillerde kendinizi bir şekilde ön plana çıkartarak o şirketin ya ben bu kişiyi bir alayım en azından kaybedecek bir şeyim yok. Belki bir şeyler elde edebiliriz. Bir diğer oluşturabiliriz demesini sağlamanız önemli. Peki bu size ne sağlayacak? Yani bunu yaptınız tamam işte hazırlıkta bir de iki de size ne getirecek? Aslında bu yaptıklarınızın getirisini arkadaşlar 6. ve son soruda görüyoruz. Belir mezunları için ortalama maaşlar neler? Gerçekten üniversite hayatınızın başından itibaren bunları yaptıktan sonra hazırlıkta varsa yoksa bir de iki de üçüncü dördün sınıftan itibaren arkadaşlar pek çok şirketin ya da en azından kendi çalıştığınız şirketlerin size iş teklifi yaptığını göreceksiniz. Ve bu iş teklifi hem okuyup hem de orada çalışmak şeklinde olacak ve bu genellikle asgari ücret seviyesinde olur maaş önerileri. Şimdi bu gerçekten güzel bir imkan. Çünkü 3. 4. sınıfta asgari ücretle başladığınız zaman mezun olduktan sonra asgari ücretin bir buçuk ila iki katı gibi maaşla işe giriş yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızın başlangıcında. Ha bu çok yaygın bir şey mi? Maalesef böyle değil. Maalesef üniversitede arkadaşlar biraz daha sosyalliği ön plana çıkartabiliyorlar. Ha burada sadece öğrenci düşmanı gibi algılamak istemem yani. Hani, tabii ki şirketler tarafında da sıkıntılar var. Şirketlerde biraz açıkçası bunu kullanıyorlar. Yani çok fazla mezun olduğu için insanları yetiştirmek yerine sadece daha tecrübeleri alıyorlar tecrübesiz arkadaşları maalesef değerlendirmiyorlar. Onlar peki nereye gidecek? Bunlar soru işareti. Bunlar sistemin maalesef olumsuz, negatif tarafları. Ama öte yandan maalesef bir realite yine gözlemleyecek olursak %70, %65 aslında bu aslında sıkıntı, bu sıkıntıyı, bu sorunu yaşıyor. Yani mezun olduktan sonra iş hayatına girmeye çalıştığı için sizin hazırlıkta bir de yapacağınız şeyleri o zaman yapmaya başladığı için maalesef asgari ücretle çoğu kişi başlamış oluyor iş yerine. Ha burada bölümünüzle ilgili de bir iş yapabilirsiniz ya da bunların haricinde başka alanlara da kıyabilirsiniz. Başka alanda çalışmak demek sizin biyomühendisliği boşuna okuduğunuz anlamına gelmiyor. Hayatınızın pek çok aşamasında gerek biyomühendislik olsun gerek diğer bölümler olsun sizi beslediğini göreceksiniz arkadaşlar. Bunun için sadece zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla şöyle bir şey de var son olarak bunu da eklemek istiyorum. Yani mezun olduktan sonra bu işlere başladığınız zaman daha 23-24 yaşında olmanıza rağmen aslında Nerede ne istediğinizi bilmeyeceksiniz arkadaşlar. Belki birkaç yıl onu harcayacaksınız. Ve kendi yolunuzu bulmanız 26, 27, 28 yaşları bulacak. Ama öte yandan daha 18, 19'da bu işlere giriştiğiniz anda aslında siz 23'te, 22, 23'te mezun olduğunuzda hakikaten kendince bir rota çizmiş. Nereye gideceği tam belli olmasa da hangi yoldan gitmek istediğini bilen biri hale geleceksiniz. Yani sırf bunun için bile üniversite başından itibaren farklı sektörleri deneyimlemek, farklı şeyleri kovalamak çok çok kıymetli. Burada son olarak şunu da eklemek istiyorum. Burada genelde şöyle bir soru geliyor arkadaşlardan. Ya hani kulüplere görev alıyorum vesaire bu yeterli midir? Kulüpler iyidir arkadaşlar. Sizi besler. Daha iyi noktaya getirir. Mesleki gelişimde belki. Ama kulüpleri arkadaşlar bir böyle yatırım aracı gibi düşünün. Yani elinizde zaman gibi bir yatırım aracı var. Bunu sadece kulübe ayırmak iyi bir yatırım belki olabilir. Ama getiri ihtimali o kadar da yüksek değildir. Yani kulüpte görev almak size çok büyük bir kariyer imkanı elde etmez bunu yakalatmaz. Ama mesela bir ajansta çalıştığınızda, bir ajansta böyle uzaktan online çalıştığınız anda bile aslında orada görebileceğiniz bir influencer, bir mikro influencer bile aslında sizin çok daha yüksek bir getiri yakalamanızı, belki onun menajerliği yapmanı, menajerliğini yapmanızı, belki bu tarz yetenekleri keşfeden bir scouter olmanızı, scout olmanızı, bir gözlemci olmanızı ve benzeri pek çok böyle parlak imkanı getirebilir. Dolayısıyla bence evet kulüpte görev alın, sosyal çevre vesaire güzeldir derslere dönem verin. Öte yandan bunları da yapın. Gönüllü staj vesaire. Bunların her birini mümkün olduğunca arkadaşlar eşit dağıtmaya çalışın. Yani 25, 25, 25, 25 4'e bölün. Ya da işte 35, 35, 30 olabilir. Ha bu üniversite hayatınızın tamamında böyle olmayacak bu arada. Yani yeri gelecek mesela vize final haftası. Diğer her şeyi bırakacaksınız belki. Ya da bazı dönemlerde o işlerin çok yoğunlaştığı dönemde belki birkaç tane dersinizi ekeceksiniz. Bunlar olabilir zaman zaman. Ama ortalamada bir denge oluşturun. Ve ilerleyen yıllarda zaten hangi taraf size daha yüksek getiri vaat ederse, hangi taraftan daha fazla imkan görürseniz oraya doğru zaten kendiliğinden bir dönüş, bir eğilim olacaktır. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettikleriniz, sorularınız vesaire olursa bize yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Bunun akabinde eğer bu video size bir şeyler öğrettiyse, bir şeyler kaptığınızı düşünüyorsanız bu videodan videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik